Sevgili seyirciler, bugün Amerika'da da önemli bir etkinlik var. New York'ta Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği Türk Günü yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş az önce sona erdi. Kameralarımızı şimdi de New York'a çeviriyoruz. TRT muhabiri Özlem Tınaz karşımızda. Özlem Tınaz, etkinlikler kapsamında neler yapıldı? Şu an oradaki atmosfer nasıl? Söz sende. Önce Ermeni terör örgütü Asala'nın saldırılarına tepki olarak başlamıştı bu Türk Günü yürüyüşü ve 31 yıldır kesintisiz olarak devam ediyor. Bugün de bu yürüyüş sayesinde New York'un merkezi Manhattan adeta kırmızı beyaza büründü. Büyük coşku içinde geçti. Yaklaşık 2 saat boyunca Madison Avenue üzerinde yürüdü binlerce kişi ve binlerce Türk vardı onları izlemek için gelen buraya. Aslında sadece Türkler, Türkiye'den gelenler de yoktu ki Türkiye'den de çok fazla sayıda katılım oldu, ancak Kırgız, Türkmen, Uygur, Azeri, Balkan Türkleri de yine bu yürüyüşe eşlik ettiler. Bunun yanı sıra Genelkurmay Başkanlığından Mehteran Birliği de yine kortejde yürüyüş yapanlar arasındaydı ki belki de yürüyüşün en ekli bölümlerinden birisi buydu. Türkiye'den üst düzey bir katılım vardı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Naci Koru da hazır bulundular. Şu anda da festival alanındayız. Yürüyüş bitti ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan şu anda burada yaşayan, New York'ta yaşayan Türklere hitap ediyor. Onlarla bir anlamda hasret gideriyor diyebiliriz. Yürüyüş oldukça renkli geçti. Çok fazla sayıda katılım vardı. Aslında bunun nedenlerinden biri de tanıtımlar günler öncesinden başladı. New York'taki yerel gazetelerde ilanlar verildi. Birçok televizyon kanalında tanıtımlar yapıldı. New York'un, Manhattan'ın en merkezi noktası Times Meydanı'nda da 10 binle yakın broşür dağıtıldı. Ve gerçekten aslında bunun meyveleri de alındı. Katılım çünkü çok fazlaydı. Ve çok coşkulu geçti. Herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşanmadı ki büyük güvenlik önlemleri altında gerçekleşti yine bu yürüyüşte. Bizler de TRT ekranlarından yaptığımız yayınlarla bu yürüyüşü aktarmaya devam ettik. Şu anda da festival alanına geldik. Protokol konuşmalarının ardından sanatçılar, Türkiye'den gelen sanatçılar burada Türkiye özlemi çeken vatandaşlara bir anlamda Türkiye'yi taşımış olacaklar. Burak Kut, Demet Sağıroğlu, Ege Eşref İncioğlu burada yaşayan Türklere Türk müziğinden örnekler sergileyecekler ve yaklaşık 2 saat sonra da buradaki festivalde sona erecek. Şimdilik söz merkezde. Evet, Amerika'da güzel görüntüler var. Sana da hem kolay gelsin hem de iyi eğlenceler Özlem Tınaz. Ve gündemdeki diğer haber.